Berberler dedektif gibidirler. Oturursun berber koltuğuna tıraş olmaya. Önce bir soru sorar. Ondan sonra deştikçe deşer. Ama soruları rahatsız edecek şekilde sormaz. Öyle sorar ki cevap vermek zorunda kalır. Sen cevap verdikçe soruların arkası gelir. Ondan sonra senden aldığı bilgileri başkasına paylaşır. Sen mesela o çevrede oturuyorsundur. O da arkadaşınla o anda kim varsa yanında oturuyordur dükkanda. Yoldan geçerken senden bahseder. Önce bilgileri aldı. Aldığı bilgileri bile paylaşır başkasına. Ondan sonra ben hiç sevmem berberleri. Neden sevmediğimi söyleyeyim. 17 yıl aynı berbere tıraş oldum. Benim berberim hakikaten bana ergenlik çağında faydasını gördüm ben. Yani böyle sürekli olarak bana bilgi verirdi. Tabii o bizim yaşımızın 2,5'miş. Sohbet ederken ben bilgilerinden faydalandım. Onun için de değiştirmedim ben. Benim yani yaşamım boyunca hep o tıraş ettiği için bir tane model var. O. Yani o tıraşı değiştirme şansım yok. Hep aynı model kesiyor. Hep öyle tıraş oldum. Faydasını gördüm. Onun için de 17 yıl aynı berbere tıraş oldum. Ondan sonra o tabii bir berber dükkanının ayakta durması zor. O ki o zamanlar kiralar normal olmasına rağmen zor. Sokak aralarında yani o berber dükkanları zorla ayakta duruyor. Zorla yani. Şimdi kapattıktan sonra benim sakalım sert. Cildim de yumuşak. Tam ters oranda. Bundan dolayı da tıraş olduktan sonra tahriş oluyor cildim. Kızarıyor yani. Ben bunu biliyorum. Bundan dolayı da sürekli olarak jilet kendim alırım berbere giderken jileti en iyisinden. Hep aynı yere giderim. Yani bir berbere gittiğim zaman aynı yere giderim hep. Yüzümü tanıyor diye, yani beni tanıyor, ne istediğimi bilsin diye. Yani her seferinde başka kişiye yani izah etme durumunda değilim yani. Onun için de iyi kaliteli jilet alırım. Derim ki benim sakalım sert. Sen şimdi tasarruf edeceksin. Zaten kullandığın jilet ucuzdur. Gene tasarruf etmek için haklısın. Sözüm yok. Benim jiletimi kullan. Ondan sonra zaten hisseder berber. Kesmediğini hisseder, değiştirecek. Nasıl olsa kendinden değil, müşterinin benim jiletim. Yani bir jilet ikiye bölünüyor. Yani iki kere kullanıyorsun. Bu bir jiletin iki yüzü vardır. Yani ikiye böldüğü halde bir böyle kullanabilirsin. Bu tarafı keskin, bir de bu tarafı keskindir. Berberin kullanımına bağlı. Ben kalan jilet genellikle 5'liydi hatırladığım kadarıyla. Jiletin küçüktür onların paketi. 5'lidir. Ondan sonra derim ki bu burada kalsın. Yani ben her seferinde jilet taşımayayım. Bu burada kalsın. Bir dahaki geldiğimde benim jiletimle tıraş et beni derim. Bugüne kadar tekrar gittiğimde benim jiletimle
bana ait jiletle tıraş berbere rastlamadım. Neden? Kullanıyor benim jiletimi. Yani bu kadar dürüsttüler. Hem jileti ben aynı parayı veriyorum. Kaç para bu? 20 lira. Ben yani başkası da 20 lira veriyor. Ben kendi jiletimle 20 lira veriyorum. Bir de oraya jilet bırakıyorum. Bir paket. Yani 4 kere daha kendi jiletimle olacak. Sonra yenisini alırım beni. Daha dürüst bir berbere rastlamadım. Rastlamadım. Ondan sonra bu 5-6 sene önceydi. Gelişi güzel bir berbere gittim. Tıraş oldum. Sakal tıraşı oldum. Normal. Valla 6 lira mıydı? O günün koşullarında. Ondan sonra 2-3 kere gün aşırı gidiyorum yani. Gün aşırı sakal çıkıyor. Her gün çıkıyor da gün aşırı. Yani her günde cildi yormanın bir gereği yok. Gün aşırı gidiyordum. Sonra benim yurt dışında olduğumu öğrendi. İkili almaya başladı. Zaten bir kere alabildi. Bir daha ona o şansı vermedi. Dürüst değil çünkü. Sonra farklı yerlere gittim. Diyorum ki berbere, benim sakalım sert, cildim yumuşak. Ben sinek kaydı tıraş olmak istemiyorum. Sen bana bastırmadan elini yavaşça görüneni al. Alamadığın kalsın. Yani rahatsız etmez beni. Ben öyle sinek kaydı diye bastırıyor çünkü böyle jileti sürttürdüğü zaman orası artık 3-4 gün beni rahatsız ediyor. Orada acı var. Ondan sonra ben bunu anlatamadım berberlere. Şimdi tıraş olmuyorum çünkü kendim alıyorum jileti. Artık gitmiyorum. Mahallenin bir bakkalı vardı. Onun o oğlu berber dükkanı açmış. Ondan sonra gittim orada işte tıraş oldum. Dedim ki böyle böyle bak benim cildim yumuşak, sakalım sert. Bastırmadan alabildiğin kalsın, gerisi kalsın yani sizin sorumluluğunuzda değil dedim. Valla 3-4 kere gittim. Ben jilet değiştirdiklerini görmedim. Normalde berberler gözünün önünde değiştirirler. Sebebi de şu. Gözünün önünde değiştirme. Bak sana jilet değiştiriyorum. Çünkü bu cilt kanseri yapabilir. Yani daha önce cildini tıraş ettiğin kişide hastalık vardır. Cilt kanseri vardır. Orada kalır o mikrop. Senin cildini geçebilir. Cilt kanseri. Onun için de genellikle berberler gözünün önünde jilet değiştirirler. Görürsün. En son seferde dudağımı kesti. Ben de diş tedavisi görüyorum. O intihap kaptı. Şimdi dudakla diş aynı bölgede olduğu için dudağın acısını ben diş acısı gibi yani o kadar sıkıntılı durum ki ondan sonra aradaki farkı insan hissedemiyor. Gerçek diş acısı mı? Hadi dudaktan olduğunu bilsem rahat edeceğim yani önemli değil o geçer. Dudaktaki işte mikrop kapmıştır. Sivilce çıkar sonra geçer o yani bir hafta 15 gün çekerim. Ama dişte ise farklı bir olay. En son işte ulan dedim lanet olsun hepiniz aynısınız diye berberlere. Bu berberler işte sorularla yumuşak yumuşak sorular sorarlar rahatsız etmeden. İnsan da hazırdır vereceği cevaplara. Cevap vermek için hazırdır. O bilgileri ondan sonra artık senden aldıklarını şey olarak yani bir faydasını görmez de sadece ukalalık olsun diye başkalarına paylaşır. Ben sakalımdan hayatım boyunca
O kadar çok sıkıntı çektim ki sakaldan. Askerde dayak yedim sakaldan dolayı. Gece yarısı kalkardım. Çünkü herkes yatmadan önce tıraş olunca bütün aynaların önü yoğun oluyor. Tabii herkes paldır küldür oluyor. Herkesin sakalı öyle değil ki. Benim aynanın önünde yavaş davranmam lazım. Bilmiyorum da o zamana kadar hiç kendim tıraş olmamıştım. Sürekli kesiyordum sağımı solumu. Gece yarısı kalkardım 2'de. Tam uykumun ortasında. 2'de 3'te kalkar tıraş olurdum. O zaman kimse olmuyor. Herkes uyuyor oluyor. Bu sakaldan benim çektiğimi yani başka bir derdim yok yani sakal. Keşke hepsi sakalım dökülse de kurtulsam hepsinden. Ondan sonra harcadığım para, çünkü aldığım jilet, beşli jilet alıyorum. O iyi geliyor yani. Diğer o permatikti, diğerler de onlar benim sakalımı kesmiyor. O harcadığım para bu sakala, Allah kahretsin, ertesi günü de çıkıyor. Şimdi haftada bir oluyorum. Artık zaten dışarıya da çıkmadığım için gerek de duymuyorum. Ondan sonra tıraş olmaya. Haftada bir kere işte tıraş oluyorum. Hiçbir şeyden çekmedim. Sakalımdan çektiğim kadar. Berberler de insanın dedektif gibi bütün bilgilerini çekerler. Sonra da çevreyle paylaşırlar.